Peki bir Müslüman Ramazan ayının girişini ne ile tespit eder? Bir Müslüman Ramazan'ın girdiğini ne ile tespit eder? Ramazan'ın başlangıcı ne ile olur? Çünkü Ramazan ayına erişmeden oruç tutabilir miyiz? Tutamayız. Allah Azze ve Celle ne diyor? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Sizden kim o aya, yani Ramazan ayına erişirse o ayda oruç tutsun diyor. Kim şahit olursa, o aya erişirse diyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yine bir cumartesi akşamında Allah Azze ve Celle bizleri bir araya getirdi. Sohbetimin, sözlerimin başında Allah Azze ve Celle'ye hamd ederek başlamak istiyorum. Müteselsel silsile olarak işlemiş olduğumuz İslam'ın rükünleri adlı ders silsilemizin inşallah bu hafta son dersini işleyeceğiz ve İslam'ın rükünleri adlı ders silsilesi inşallah bu hafta ile son bulmuş olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hepimizin bildiği meşhur hadislerinde Buniyel İslamu ala hamsin, İslam şu beş şey üzerine bina edilmiştir hadisini işlemeye çalışıyoruz. Şehadeteyn dediğimiz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı işledik, namazı işledik, zekatı işledik, haccı işledik. İnşallah bu haftada Ramazan orucuyla alakalı konuyu işlemeye gayret edeceğiz. Allah Azze ve Celle'den niyazım, bugün burada okuyacağımız ayet ve hadislerden hepimizi istifade etme konusunda muvaffak kılmasıdır. Ve burada bu meclisten günahlarımız bağışlanmış bir şekilde evlerimize tekrar dönebilmeyi Allah Azze ve Celle hepimize kolaylaştırsın. Şunu iyi bilmeliyiz ki Ramazan orucu, oruç dediğimiz Ramazan orucu Allah Resulü'nde haber verdiği üzere İslam'ın temel direklerinden bir direktir. Nasıl hac, namaz, oruç da aynen namaz ve hac gibi İslam'ın direklerinden bir direktir. Ve Allah Azze ve Celle Ramazan ayında Kur'an'ı indirmiş ve Ramazan ayına erişen müminlere, Müslümanlara oruç tutmayı ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Rabbimiz Bakara suresindeki bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kutibe aleykumus siyamu
كَمَا كُتِبَ عَنِ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Ey iman edenler, oruç sizden öncekilerine farz kılındığı gibi size de farz kılındı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takva sahibi olursunuz. Orucun bizim üzerimizdeki gayelerinden bir tanesi de Müslümanın takva ehli olmasıymış. Size orucu farz kıldı, orucu tutun. Umulur ki böylece ne olursunuz? Takva ehli olursunuz diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de birçok hadisi şeriflerinde orucun ateşe karşı bir kalkan olduğunu söylüyor. Bir sözlerinde şöyle buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. اَوْصَوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَهُجَّةِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَلِ Oruç sizi ateşten koruyan bir kalkandır. Aynen savaşta sizi koruyan kalkan gibidir. Oruç sizi ateşten koruyan bir kalkandır diyor Allah Resulü. Yani bir mümin orucu hayatında oturtmuş ise bu en başta Ramazan orucudur ve ondan sonra nafile oruçlarla bunu ne yapar? Takip eder. Bu diyor mümini, Müslümanı ateşten koruyan bir kalkandır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Ramazan orucu bizim geçmiş günahlarımızın bağışlanmasına bir vesile kılınmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Kim inanarak, ecrini karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, onun diyor geçmiş günahları bağışlanır diyor Allah Resulü. Sen inanıyorsun, Allah'ın bu amel karşısında sana ne gibi ecirler vereceğine gönülden şüphe duymadan inanıyorsun. 30 gün boyunca Ramazan orucunu tutuyorsun ve bunun karşılığında Allah senin geçmiş günahlarını bağışlıyor. Onun için oruç öyle önemli bir ibadet ki Allah Azze ve Celle sadece oruçluların girebileceği bir cennet kapısı yapmış. Allah Resulü buyuruyor ki bir hadislerinde اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الْرَيَّانِ Cennette öyle bir kapı vardır ki diyor Allah Resulü. Ona reyyan denilir. Öyle bir kapı, ona reyyan denilir. يَدْخُلُوا مِنْهُ السَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامِ Kıyamet günü o kapıdan sadece oruçlular girer. لَا يَدْخُلُوا مَعَهُمْ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ Oruçluların dışında hiç kimse o kapıdan giremez diyor Allah Resulü. Yukalu eynes saimun. O gün şöyle seslenilecek. Oruç tutanlar nerede? Feyedhulune minhu feiza dakhala ahiruhum aghlaza felem yedhul minhu ahad. Artık onlar o kapıdan girdikten sonra oradan başka hiçbir kimse giremeyecek. Yani öyle bir ibadet ki oruç, o orucun tutanı o kapıdan giriyor. Eyne saimun, oruç tutanlar nerede diye seslenilecek onu. Ve o kapıdan sadece oruçluların gireceğini haber veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Orucu ayet ve hadislerini saymakla bitiremeyiz. Şöyle Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, özellikle de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine baktığımızda orucun faziletiyle alakalı hadisleri saymaya gücümüz yetmez. Ama bir Müslüman en azından oruç kelimesinin ıstılah ve lügavi olarak ne anlamlara geldiğini iyi bir şekilde bilmesi gerekiyor. Nasıl zekat konusunu işlerken zekatın ıstılah ve lügavi anlamını, haccın ıstılah ve lügavi anlamını aldık ise niçin bunlara değiniyoruz? O konuyu daha rahat anlamak için. İşte oruç da böyle. Oruç, lügatta tutmak anlamlarına geliyor. Bir şeyi tutmak anlamlarına geliyor. Ve biz de ne yapıyoruz? Kendimizi tutuyoruz. Neyden tutuyoruz?
yemeden, içmeden ve cinsi münasebetten. Orucun, sıyam dediğimiz lügat anlamı el-imsak, tutmak anlamına gelir. Istılahta ise anlamı fecri sadıktan sonra. Hani bir iki tane fecir var ya, bir fecir geldi, bir de fecir sadık. Fecir sadık attıktan sonra, ta ki güneş batıncaya kadar kişinin yemeden, içmeden ve cinsi münasebetten kendisini alıkoyması. Bu da ıstılah anlamı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sizler benim yanımdasınız. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye eğitiyor. Ramazan'da ne yapacağını onlara öğretiyor. Ve Allah Azze ve Celle de ne diyor? Kulu veşrabu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytil esvedi minel fecr. Yiyin için ta ki siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar. Yani tan yeri ağrıncaya kadar. Yani fecri sadık oluncaya kadar yiyin için diyor Allah Azze ve Celle. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere hadislerde tarif etmiş olduğu oruç nedir? Fecr-i sadıktan ta ki akşam güneş batıncaya kadar kişinin bu mufattirat dediğimiz orucu bozan şeylerden uzak durması. Peki bir Müslüman Ramazan orucunu tutmakla yükümlü. Çünkü Allah ne dedi? Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum. Size oruç farz kılındı. Aynen sizden öncekilerine farz kılındığı gibi. Peki bir Müslüman Ramazan ayının girişini ne ile tespit eder? Bir Müslüman Ramazan'ın girdiğini ne ile tespit eder? Ramazan'ın başlangıcı ne ile olur? Çünkü Ramazan ayına erişmeden oruç tutabilir miyiz? Tutamayız. Allah Azze ve Celle ne diyor? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ. Sizden kim o aya, yani Ramazan ayına erişirse o ayda oruç tutsun diyor. Kim şahit olursa o aya erişirse diyor. Ramazan ayının başlangıcı hilalin bizzat gözlenmesiyle ne olur? Sabit olur. İki kişi dediğimiz adalet sahibi iki kişinin hilali gözetlemesiyle bu sabit olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna binaen birçok hadis-i şeriflerinde hilali gördüğünüzde Ramazan'a başlayın. Şevval'in hilali gördüğünüzde de ne yapın? Bayram yapın diyor. اِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا. Hilali gördüğünüzde oruca başlayın. Neyi kastediyor? Ramazan ayının hilali. وَاِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاَفْتِرُوا. Şevval'in hilalini gördüğünüzde de bayram yapın. فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ. Eğer hava bulutlu olursa, yani hilali göremezseniz. فَصُومُوا ثَلَاث۪ينَ يَوْمًا. O halde orucu 30 güne tamamlayın. Hani 30 güne takdir ettik diyoruz ya, Allah Resulü hilali göremezseniz 30 güne ne yapın? Tamamlayın diyor. Yine başka bir hadislerinde Allah Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ. Hilali gördüğünüzde oruca başlayın. Diğer hilali, yani Şevval'in hilalini gördüğünüzde ne yapın? Bayram yapın. وَنْسُقُوا لَهَا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا 30 يَوْمًا. Eğer diyor, hilali göremezseniz 30 güne ne yapın? O ayı tamamlayın. فَاِنْ شَهِدَ شَاهِدًا فَصُومُوا وَاَفْتِرُوا. Sizden kim? İki kişi. Şahitlik ederse, yani hilalin görüldüğüne şahitlik ederse bayram da yapabilirsiniz, oruca da başlayabilirsiniz diyor Allah'a şükür. Bakın burası çok önemli. İbareyi tekrar okuyorum. فَاِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ. Sizden iki kişi şahit olursa فَصُومُوا, oruca başlayabilirsiniz. وَاَفْتِرُوا, bayram da yapabilirsiniz diyor. İki kişinin adalet sahibi dediğimiz iki kişinin şahitliğinin yeterli olduğunu söylüyor Allah Resulü
sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Ramazan ayının girişi neyle tespit edilirmiş? Hilalle. Hilal olmadan asla o ayın tespitini ne yapamayız? Yapamayız. Takvime göre yahut da hesaba göre olmaz. Bizzat hilali ne yapmamız gerekir? Müslümanlarca görmemiz gerekir. Gerek burada görünür, yahut gider Suudi Arabistan'da görünür, bir başka ülkede görünür. Sadece bize iki şahit tarafından, adil dediğimiz iki şahit tarafından bize habere ulaşması nedir? Yeterlidir. Onun için Ramazan ayının tespiti hilal ile olur. Peki Ramazan ayında tespit ettik. Oruç kime farzdır? Orucu tutacak kişide olması gereken özellikler nelerdir? Birincisi Müslüman olması. Müslüman olmayan bir kimseye oruç makfaz mıdır? Değildir. Zaten ayette ne diyor? Nasıl başlıyor ayet? Ya eyyühellezine amenu. Hitap kime? İman edenlere. Ey iman edenler. Sizden öncekilerine oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı diyor. Onun için ne olursa olsun her şeyin şartı İslam. Bir kimse Müslüman olmadıysa onun tuttuğu oruç, yaptığı hac nedir? Geçersizdir. İkincisi akıl sahibi ve baliğ olacak. Bir kimse akıl sahibi değil ise yahut da baliğ değil ise ona oruç tutmak farz mıdır? Değildir. Değil mi? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde ne diyor? Rufi'al kalemu an telafetin. Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Ve anin na'imi hatta yesteykuba. Uyuyandan uyanana kadar. Ve anis sabiyyi hatta yehtelime. Sabiden yani çocuktan ta ki ihtilam oluncaya kadar, gülü çağın edinceye kadar. Ve anil mecnuni hatta ya'kile. Ve deliden aklı girinceye kadar kalem kaldırılmıştır. Yani Allah katında sorumlu değiller bu üç kişi. Ama bir çocuk küçük yaşta eğitilmesi gerekiyor. Yani çocuğa oruç farz değildir diyerek ona oruç tutma denmez. Ona teşvik edilir. Ne yapılır? Öğretilir. Aynı namazda öğretildiği gibi. Yahut da bir kız çocuğuna kapanmayı öğrettiğimiz gibi. Bir kız çocuğu buluğ çağına girinceye kadar kapanmak ona farz mıdır şer'an? Değildir. Ama o buluğ çağına gelene kadar o kız çocuğu hiç kapatılmamış ise buluğ çağına gelince de kapatmak çok zor oluyor. Farz değil ama altında ne yapmamız gerekiyor? Eğitim vermemiz gerekiyor. İkinci şartımız bu. Akıl bali olacak ve mecnun olmayacak. Üçüncü şartımız sağlık. Bir Müslüman sıhhati yerinde değilse, oruç tutmaya gücü yetmiyor ise ona da nedir? Oruç farz değildir. Eğer sağlık sorunlarına rağmen oruç tutacak olursa orucu yine sahih olur. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? وَمَنْ كَانَ مَر۪يضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَاِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Kim o ayda hasta olur yahut da yolculukta olursa o tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun, kaza etsin. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْحُسْرَ. Allah sizin için kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Allah Azze ve Celle hasta da olsan, yolculukta da olsan, o ayda oruç tutman gerekir deseydi bu bir zorluk olurdu değil mi? Çünkü Allah Resulü diyor, yolculuk azaptan bir parçadır diyor, meşakkat. Ama yolculuktaysan oruç tutmayabilirsin. Hastaysan oruç tutmayabilirsin. Üçüncü şartımız bu. Sağlığın yerinde olacak. Dört, mukim. Mukim olmak. Mukim olmayana, yolculukta olana da oruç tutmak farz değil. Tutacak olursa orucu yine sahihtir. Çünkü biraz önce okuduğumuz ayet-i kerimede ne dedi? وَمَنْ كَانَ مَر۪يضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ. Sizden kim yolculukta ya da hasta olursa فَاِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ onu başka günlerde kaza etsin diyor. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez diyor.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadislerinde buyuruyor ki Allah bu ümmette yolculukta namazın yarısını kaldırmıştır. Oruç tutmayı da diyor sizin üzerinizden kaldırılmıştır. Biz sefere çıktığımızda namazı nasıl kılıyoruz? İki rekat şeklinde kılıyoruz değil mi? Allah seferde namazın yarısını sizden kaldırmıştır. Oruç tutmayı da ne yapmıştır? Kaldırmıştır diyor. Onun için sağlığın yerinde olacak ve mukim olacak. Ha sen yolculuğa çıktın, tutmak istiyorsun, tutabilirsin. Ama bunların hepsi nedir? Birer ruhsattır. Enes bin Malik diyor ki radıyallahu anh, "Künnâ nusâfirû ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem." Biz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuğa çıkardık. "Felem ya'ibe sâimu alel muftir." Oruçlu, oruç tutmayanı ayıplamazdı. "Vel muftiru alel sâimi." Oruç tutmayan da tutanı ayıplamazdı. Yani Allah Resulü bizi serbest bıraktırdı. Biz Allah Resulü'yle yolculuğa çıkıyorduk. Bazılarımız tutuyor, bazılarımız terk ediyordu. Ama hiç kimse birbirini ne yapmazdı? Ayıplamazdı. Tercih sana kalmış. Yolculukta istersen tutarsın, istersen ne yaparsın? Tutmazsın. Evet. Beşinci şart, bu kadınlara özel bir şarttır. Erkekleri ilgilendiren bir şart değildir. O da nedir? Kadın ay hali dediğimiz hayız olduğunda ve ruhsa döneminde oruçta tutamaz, namazda kılamaz. Maalesef en acı durumlardan bir tanesi günümüzde sünnet inkarcılar dediğimiz tabaka hadisleri reddettikleri için ne diyorlar? Kadın hayız olduğunda, ay halinde oruçta tutar, namazda kılar. Bunun hiçbir yasaklılığı yoktur diyorlar. Ama Kur'an'ın müfessiri olan, açıklayıcısı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınların ay hallerinde oruç tutmalarını ve namaz kılmalarını ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki "Haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fi adha av fıtrin ila musalla." Allah Resulü ya Ramazan bayramında yahut da Kurban bayramında musallaya çıktı. Yani namaz kılınan genişçe bir alana çıktı. Femarra alen nisa ve orada kadınların olduğu yere uğradı. Fekal dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya ma'şaran nisa tasaddakne fe inni uritu kunne ekthara ehlinnar. Ey kadınlar topluluğu. Sadaka verin. Zira cehennemin ehlinin çoğunluğu sizlerden oluştuğu bana gösterildi diyor. Sizlerden oluştuğu bana gösterildi. Fekunne ve bimâ ya Resulallah. Kadınlar dedi ki bunun üzerine niçin ey Allah'ına söylüyor? Cehennemin çoğunluğu neden kadınlardan oluşuyor? Kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü buyurdu ki تُكْفِرُ الْلَعْنَةِ وَتُكَفِّرُ الْعَش۪يرِ Siz çokça lanet edersiniz ve kocalarınıza karşı nankörlük yaparsınız. Sizin cehennemlik olmanızın, cehennem ehlinin çoğunluğunun kadınlardan olmasının sebebi bu. Siz çok lanet eden bir topluluksunuz. Ve kocalarınızın size yaptıklarına karşı nankörlük yaparsınız. مَا رَأَيْتُ مِنْ نَقَائِصَ عَقْلٍ وَد۪ينٍ اَلْهَذَا لِلُبِّ رَجُلٍ الْحَازِمِ مِنْ اِحْتَاقُنَّ Allah Resulü diyor ki, ben diyor, basiretli ve kararlı bir şekilde olan bir adamı yoldan çıkaran dini ve aklı eksik kadınlardan daha tehlikeli bir topluluk görmedim diyor. Allah Resulü. Bunun üzerine kadınlar diyorlar ki fekunna ve ma nuksanu dinina ve aklina ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü bizim aklımızdaki
ve dinimizdeki eksiklik nedir? Kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü buyurdu ki, eleyse şehâdetul mer'ati misle nisfi şehâdetir rical. Sizden birinin şahitliği erkeklerin şahitliğinin yarısıdır. Değil mi? Allah ne diyor? Kadınlardan iki şahit, erkekten bir şahit. Yani kadının şahitliği tam değildir, yarımdır. Böyle değil mi? فَقُلْنَا بَلَى. Kadınlar dedi ki, evet, böyle ey Allah'ın Resulü. فَذَٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ اَقْلِهَا. İşte bu sizin aklınızın eksik olmasındandır. اَلَيْسَ اِذَا حَادَتْ لَمْ تُصَلِّي وَلَمْ تَصُمْ. Ey kadınlar, siz ay halinde, hayız olduğunuzda namaz da kılmıyor, oruç da tutmuyorsunuz, öyle değil mi? فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهُ. Böyle. Dediler ki, evet ey Allah'ın Resulü, biz ay halinde namaz da kılmıyoruz, başka ne yapmıyoruz? Oruç da tutmuyoruz. فَذَٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا. İşte dininizdeki noksanlık da budur diyor Allah Resulü. Bakın, kadınlara bizzat kendi itiraf ettiriyor Allah Resulü. Siz ay halinde oruç da tutmazsınız, namaz da kılmazsınız diyor. Ayşe annemiz diyor ki radıyallahu anha, كَانَ يُسِيبُنَا ذَٰلِكَ. Bize diyor ay hali olduğunda, Ayşe annemiz kendi diyor, فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ. Tutamadığımız oruçları kaza etmemiz emredilir. وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. Ancak kılamadığımız namazları kaza etmemiz bize emredilmez diyor. Eğer kadın ay halinde namaz kılabiliyor, oruç tutabiliyorsa Ayşe annemizin sözü nedir? Biz diyor ay hali olduğunda namaz da kılmazdı, oruç da tutmazdı. Tutamadığımız oruçları kaza etmemiz emredilirdi. Ancak kılamadığımız namazları kaza etmemiz bize emredilmezdi diyor Ayşe annemiz radıyallahu anh. Evet. Beşinci özellik neymiş? Bir kimsenin oruç tutabilmesinin için ay halinde yahut da ruhsat olmayacak. Altıncı özellik, kadınlara yine özel bir şart, gebelik ve süt emzirmek. Kadın gebeyse yahut da çocuğunu emziriyorsa, çocuğuna gelecek olan bir zarardan yahut da kendine gelecek olan bir zarardan dolayı sonrasında tutmak şartıyla oruç tutamaz, tutmayabilir. Kendini iyi hissediyorsa tutabilir. Ama Allah Azze ve Celle onlara da ne yapmıştır? Mühlet vermiştir. Aynen hasta hükmündedirler. Allah Resulü de Tirmiz'de gelen bir hadiste diyor ki, وَاَنِ الْحَامِلِ اَوِ الْمُرْدِعِ السَّوْمَ. Allah hamileden ve emzikli kadından orucun yükümlülüğünü kaldırmıştır diyor Allah Resulü. Bir kadın hamile ise yahut da emzikliyse ondan orucun yükümlülüğü kaldırılmıştır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu şartlar kimde bulunursa nedir? Onun üzerine oruç tutmak farzdır. Peki orucu bozan haller nelerdir? Yani orucun şartları bunlar idi. Bir de bozan şeyler var. Birincisi kasten yemek ve içmek. Kişinin kasıtlı bir şekilde Ramazan'ın yani sabah fecr sadık attıktan sonra akşam namazı yani güneş batıncaya kadar bu süre arasında kasten yiyip içmesi onun ne yapar? Orucu bozulur. Ama unutarak yerse orucu bozulur mu? Bozulmaz. Allah Resulü buyuruyor ki men nesiye ve huve saimun fe ekele ev şeribe. Kim oruçluyken unutarak yer ve içerse فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ. O diyor orucunu bozmasın, tamamlasın. فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içmiştir diyor. Unutmanın dışında kasten yersen orucun ne olmuştur? Bozulmuştur. Onun için yine Dâhutli'nin sünnetine gelen bir hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. مَنْ اَفْتَرَ ف۪ي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا
فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَ. Kim Ramazan ayında unutarak yer ve içerse ona diyor ne kefaret vardır ne de kaza vardır. Unutarak yedin, içtin, ona ne kaza gerekir ne de bir kefaret gerekir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi, kasten kusmak. Bir kimse kasıtlı bir şekilde kusarsa orucu bozulur. Ama kasıtsız kusarsa orucu bozulur mu? Bozulmaz. Delil yine Allah Resulü'nün Tirmizi'de gelen bir hadis-i şerifi. Allah Resulü buyuruyor ki مَنْ ذَرَأَهُ الْقَيُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ. Kim diyor zorunlu olarak, yani kendini isteyerek, zorlayarak kusmaz ise diyor, ona diyor kaza gerekmez. وَمَنْ اِسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِي. Kim diyor bile bile kendini kusturursa onun o kazasını ne yapması gerekir? Tutması gerekir diyor. Kasten ne yaptı bir insan? Kustu. Elini boğazına attı ya da başka bir şekilde kustu. Bunun orucu bozulur. Müteammide, bile bile kasıtlı yaptı. Ama bilmeden hastalık haliyle bozacak olursa ona kaza gerekmez diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve üçüncüsü, orucu bozan durumlardan bir tanesi de cima etmek. Karı kocanın oruçlu iken, yani sabah fecir attıkta akşam ezan okuncaya kadar, güneş batıncaya kadar süre arasında eşlerin, karı kocanın cima etmesi. Sahabeden birisi bunu yaşamış. Bize bunu Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ اِنَّ النَّب۪يَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Biz diyor bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. اِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهُ هَلَكْتُ. Ve bunun üzerine adamın birisi geldi Allah Resulü'ne. Dedi ki ey Allah Resulü ben helak oldum. قَالَ sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü buyurdu ki مَا لَكَ. Hayırdır? Seni helak eden şey nedir? قَالَ وَقَطْتُ عَلَمْ رَأَتِي وَاَنَا سَعِيمٌ. Ey Allah Resulü, ben oruçluyken, yani Ramazan'da eşim ile beraber cima ettim. Bununla beraber oldum. فَقَالَ سَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Bunun üzerine Allah Resulü buyurdu ki, هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِيقُهَا. Sen bir köle bul, onu azat edebilir misin? Buna gücün yeter mi? Kalele. Adam dedi ki hayır benim buna gücüm yetmez. Kal. Allah Resulü dedi ki فَهَلْ تَسْتَطِعُ اَنْ تَسُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. Sen iki ay üst üste oruç tutabilir misin? Kale. La. Adam dedi ki hayır Allah Resulü. Ben iki ay üst üste oruç da tutamam. فَهَلْ تَجِدُ اِطْعَامَ سِدِّينَ مِسْكِينَ. Peki sen 60 yoksulu, fakiri karnını doyurabilir misin? Kanele, adam dedi ki, hayır ya Allah, ben 60 tane miskini, fakiri de doyuramam. فَمَكَفَهُ النَّب۪يُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَبَيْنَنَا وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ. Ve bu böyle uzun bir süre Allah Resulü oturdu, bekledi. اُتِيَ النَّب۪يُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِّ ف۪يهَا تَمْبُرُ. Ve Allah Resulü'ne bunun üzerine bir sepet dolu hurma geldi diyor. اَيْنَ السَّائِلُ. Allah Resulü diyor ki o sepet, bir sepet hurma gelince bir önce bana soru soran nerede diyor. فَقَالَ اَنَا يَا رَسُولَ اللّٰهُ. Ben de mi ya Allah Resulü diyor. Allah Resulü diyor ki ona خُذْهَا فَسَتَصْدَقْ. Bunu al ve tasadduk et. فَقَالَ الرَّجُلُ. Adam dedi ki اَعَنَا اَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللّٰهُ. Ey Allah'ın Resulü, benden daha fakir birisi mi var? Ona mı vereyim bunu diyor. فَوَاللّٰهِ مَا بَيْنَ بَيْتَهَا اَهْلِ بَيْتٍ اَفْقَرَ مِنْ اَهْلِ بَيْتٍ. Ey Allah'ın Resulü, şu
Medine'nin iki taşlığının arasında benden daha fakiri yok diyor. Benden daha fakiri yok. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ اَنْيَابُهُ Allah Resulü bunun üzerine dişleri görünceline kadar güldü diyor Ebu Hureyre. Sonra dedi ki اَطْئِمُهُ اَهْلَكَ O halde bunu al götür ailene yedir dedi diyor. Allah Resulü burada neyi gösteriyor? Kişi cima ettiğinde ne gibi yollara başvurması gerektiğini söylüyor. Köle azat et, güç yetiremiyorum. İki ay üst üste oruç tut, güç yetiremiyorum. Başka ne dedi? 60 yoksulu doyur, ona da güç yetiremiyorum. Sonra Allah Resulü bir sepet hurma veriyor. Al bunu diyor, tasadduk et, ona kefaret olsun. Ey Allah Resulü benden daha fakir yok diyor. Allah Resulü de gülüyor ve al bunu diyor, haline gidir diyor. Evet, bu şartlarda bir oruç tutan kimse de bulunursa onun orucu ne olur? Bozulur. Cimada orucu bozan durumlardan bir tanesidir. Evet. İnşallah bugünlük bu ile bu kadarıyla yetinelim. Anlaşılmayan sormak istediği bir yer varsa soruları alabiliriz. Değerli kardeşlerimiz, ülkemizin birçok yerinde sürdürmekte olduğumuz tevhid davetini, imanı, küfre, tevhidi, şirke, iyiliği, kötülüğe üstün kılmak için sosyal medyada da sürdürmekteyiz. Siz de Yarpuz İslami Araştırmalar Merkezi YouTube kanalımıza abone olarak tüm hatiplerimizin derslerine ulaşabilir, tevhid davetinin başkalarına da ulaşması için kanalımızı paylaşıp, bu davete ortak olabilirsiniz.